Evet arkadaşlar, Ankara'yı sel basmasının arkasından Mansur Yavaş e, belediye encümenini, meclisini toplayarak e, bir karar almak istiyor. 350 milyon e, kredi çekip, e, 350 milyon çekmiş olduğu krediyle Ankara'nın altyapısına, kanalizasyon giderlerine harcamak istediğini ve bu parayı bu altyapıda kullanacağını söylüyor. Şimdi buna da meclisten Yani e, belediye meclisinden normal milletvekili meclisi değil meclisten e, Hayır oyu çıkıyor. Çünkü 350 milyon Çok yüklü bir para e, Videomuza başlamadan önce şunu da söyleyeyim arkadaşlar CHP sosyal medyada çok güçlü Ve e, 2019 seçimlerini Sosyal medya aracılığıyla kazandılar. Siz de ben ve benim gibi youtuberlere destek olmak açısından maddi olarak değil manevi olarak videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu çok önemli. Yoksa videolarımız YouTube'da arka sayfalarda yayınlanıyor, önerilmiyor ve yapmış olduğumuz emeğimiz de zayi oluyor. Sizden fazla bir şey istemiyoruz. Sadece beğenip abone olmanız yeterli arkadaşlar. 2023 seçime hazırlıkları için. Şimdi konumuza dönecek olursak 350 milyon TL Mansur Yavaş Ankara Belediyesi'ni borca sokmak istiyor. Şimdi e, oradaki meclis üyeleri tabi e, kafaları nerede bilmiyorum o an için. Hiçbirisi de çıkıp şunu sormuyor. Ya kardeşim bak sen bu Ankara Belediye Başkanlığı'nı kazanmadan önce adayken e, Ankara'ya bir sürü vaatler veriyordun. Diyordun ki ne? Ben diyordun şöyle hizmet yapacağım, buradan tasarruf yapacağım, hani buradan e, gereksiz israfları önleyeceğim. Ankara'nın yani israfı çok ee, yapılan bu israfları önleyeceğim, Ankara'yı çok e, güzel ve muhteşem bir şekilde yöneteceğim diyordun. Biz de sana soruyorduk, hani kaynak ne? Kaynak. Hani her zaman sorarlar, hani nasıl yöneteceksin? Hani ön bir bilgi ver. Hemen söylüyordu ki ne? Ankara'nın parası çarçur ediliyor, gereksiz israflar var. Ben bu israfların önüne geçeceğim. O israfları önlediğim zaman Ankara'nın parası oluk oluk belediye akacak, kendi kendini yönetecek Ankara. Ve benim bir yani münahalim olmasına gerek bile yok diyordu. Hemen belediye başkanlığına kazanır kazanmaz arkasından şimdi 350 milyon lira borç istiyor. Şimdi arkadaşlar 350 milyonu nasıl hesaplarsınız? Yani matematiksel hani ne düşünüyorsunuz öyle hani milyar falan değil yani milyondan bahsediyoruz arkadaşlar. 350 milyon milyon 1 milyon TL bak 1 milyon TL 1 trilyon yapıyor yani eski paraya göre 350 trilyon borç istiyor beyefendi şimdi bu borcu getirecek Ankara Belediyesi'nin sırtına yükleyecek bu ana parası bunun bir o kadar faizi var bunun bir ödemesi var 30-35 sene Ankara Belediyesini borca sokacak kendinden sonra gelecek 30 yıllık belediye bunun açtığı borcu ödeyecek bu da Kaldırımları boyadım, şunları süsledim, bunları böyle yaptım diye biraz gösteriş olarak hani bir 3-5 yapıp geri kalanı cebe indirecekler bunlar. Hani gerçeği bu aslında. Ama Ankara'nın altyapısını ben yapacağım, oluşturacağım. Orada harcayacağım, da harcayacağım, böyle harcayacağım, şöyle harcayacağım diye uyduruk bir şeyler yapıyor. Yani öne sürüyor. Tabii bu CHP'nin seçmeni de yani ben onları anlamakta çok zorlanıyorum. Yani bir insan seçime hani katılmadan önce hep hani ben israf önleyeceğim, israf engelleyeceğim, tasarruf yapacağım, Ankara'nın parasını hani belediyenin parasını doğru yerlerde harcayacağım, birikim yapacağım, beraber harcayacağız, bölüşeceğiz, şöyle hizmet vereceğim, böyle hizmet vereceğim deyip de arkasından seçilir seçilmez Avrupalara yok dünya bankalarına krediye koştuktan sonra o belediyeyi yönetmenin ne anlamı var yani ben bir düşünün yani bir kişi size e, vaat veriyor. seçili seçilince koşturarak bir yerden kredi alıyor. O kredilerle hani bir şey yapıyom, yapıyormuş gibi duruyor. Yapsa bile zaten borcunan almışsın. Ne yaparsan yap zaten borç. Bu bir iş değil ki. Bu bir beceri değil ki ne. Hani bunu anlamak mümkün değil yani. Mümkün değil. E, ben bu CHP seçmenini anlamıyorum. Onlar da tabii dolayısıyla bizi anlamıyor. Ama ben şunu söyleyeyim. Bizim bir yani AK Parti bir belediye başkanı böyle israflı olmuş olsa böyle hani düzensiz harcamalar yapsa herhangi bir gerçekten gözle görülür elle tutulur böyle somut bir yapı sergilemez ise yani kalıcı bir yapı kardeşim biz onları Cumhurbaşkanı'nın şikayet siteleri var şikayet ederiz. Milletvekilleriyle başkonsoloslarla oldukça bir araya geliyorum. Geldiğim zaman milletvekiline açıkça söylerim. Bak şu belediye başkanı böyle israf yapıyor. Şu kadar söz verdi, bunu yapmadı, gerçekleştirmedi. Bunu Cumhurbaşkanı iletin. Yani Cumhurbaşkanına bunu iletmek için elimden gelen her şeyi yaparım ve onun ceza almasını veyahut da ceza almasından hariç yani uyarılmasını veyahut da dikkat edilmesini dikkate yani bu şikayetlerin arka arkaya 5-6 kez tekrarlanması üzerine bir bunu bir değerlendirme alınız. Ama CHP belediyelerinde böyle bir değerlendirme var mı arkadaşlar? Kim kimi değerlendirir? Hani saldım çayıra mevlam kayıra hesabı. Yani almışsın belediyeyi. Vul davulcu davuluna der hesabı. yallah gidiyorlar. Hiçbir tane hizmet hani yap, yapmıyor da yapmasa da dahi hiç önemli değil. Maksat CHP olsun, torba dolsun hesabı. Hiç kimse de ne Ankara'ya, ne İstanbul'a, ne İzmir'e, ne Adana'ya hiç hesap soruyor mu? Bir defter kitap açılıyor mu? Ne yaptın, ne ettin, bizim göğsümüzü kabarttın, halka bir hizmet etmişsin. Aa elhamdülillah güzel falan filan. Bir söz çıkıyor mu CHP'den? Araştırma hiçbir şey yok. Hiçbir şey Ama halk... Ne hikmetse her zaman diyor. biz İstanbul'dan memnunuz, biz Ankara'dan memnunuz. Çok iyi mi çok. Ya Halk TV'yi Fox TV, Sözcü'yü, Cumhuriyet'i okuya, izleye zaten memnunsun. Ankara'ya hiç gitmemişsin ki nasıl memnun, memnunsun, Mansur Yavaş'tan ben onu anlamıyorum. Ankara'da hiç bulunmamışsın. Fox TV izlemişsin memnun olmuşsun. Halk TV'ye bakmışsın memnun olmuşsun. Böyle memnuniyet mi olur? Yaşamadığın yerin memnuniyetini ne bilirsin? Bir zeka bir tat, bir ölç. Yani bir düşün yani neyinden memnunsun yani. Ben ben şimdi mesela savcı sayan Ağrı'da belediye başkanlığını kazandı. Şimdi televizyonlarda ve sosyal medyalarda adamın bir sürü hizmetlerini görüyorum. Bak savcı sayının bir sürü halkla iç içe oluyor gidiyor çalışıyor. Belediye araçlarında temizliklerde bir sürü yani hep halklarla iç içe olduğunu ve sevildiğini ağrıda çok sevildiğini görüyorum. Duyuyorum izliyorum yani fark ediyorum yanındaymış gibi yaşıyorum. Ama kardeşim ben hiç ağrıya gitmedim ki ne yani ben, ben kuş beyinli miyim ben ağrı belediyesinden memnunum. Ya hiç gitmedim ki ne? ben yaşamadım ki oradaki o hizmetten ben almıyorum ki ne? Gerçekten o bir televizyon gösterisi mi yoksa tiyatro mu yoksa onu niye çekiyor? Yani mantığım var benim bak zekam var gitmedim ben ağrılı değilim ağrıda yaşamıyorum. Yani siz hangi zekaya hizmet ediyorsunuz da Ankara'nın belediyesi çalışıyormuş diyorsun. İstediği kadar sosyal medyada 24 saat canlı yayın yapsın kardeşim Belki o karşısındaki o adam da hani onun adamı uydurup, belki o hizmet ettim dediği verdiği kişiler de uydurup, belki hani gidip yol döktüm şunu kaç kilometre yol döktüm, ne kadar kayıttan, ne kadar belediye, hani belediye belediyenin kayıt listesine eklenmiş. Biliyor musun? Yok. Hiçbir şey de yok yani. Niye memnunsun? Ben onu anlamıyorum. Zekane ne kadar... Onu kendileri ölçsünler. Yani ben açık açık söylüyorum. Bak hep televizyonlarda görüyorum ağır belediyesinin çalıştığını. Yani içimde zaten düşünüyorum da yani o insan çalışır da yani aslında normalde çalışacak tipe de benziyor. En azından ilk defa seçildi. Kendini göstermek açısından hem Erdoğan'a hem halka göstermek açısından siz beni siz bana takdir ettiniz. Bu belediye başkanlığını verdiniz. Ben de elimden geldiği kadar zahmet edeceğim diye bir dönem bari olsun. Kendini göstermek için bari olsun. Orada çalışırdır. Onu da ben de şimdi seyrediyorum sadece bir dönemlik mi? Bakalım ikinci dönem ne yapacak? Üçüncü dönem ne yapacak? Hakikaten sözünün eri ve yolunda devam ediyor mu etmiyor mu? Öyle ben yani diyorum ya kuş beyinli değilim arkadaşlar. O adamın orada hani çalışıp çalışmadığına hemen hiç görmeden inanmadan yaşamadan bu adam hizmet ediyor diye. Neyse şimdi konumuza gelelim. Mansur yavaş 350 milyonlara Ankara Belediyesini borca sokacak. Belediye Meclisinden hayır oyu çıktı. Adam gitti bölge mahkemesine başvurdu. Bölge mahkemesi sanki e, halkın seçmiş olduğu bir mahkemeymiş gibi. Neye dayanıyorsa, ne hani nereden güç alıyorsa, ne yapıyorsa, tamam Mansur Bey diyor. Sen diyor e, krediyi çekebilirsin, bizce uygundur. Ya kardeşim sen belediyesin. Bu kredi sen mi ödeyeceksin? Şey, mahkemesin, hakimsin. Bu kredi sen mi ödeyeceksin? Bu kredi nerede kullanılacak? Bu kredi zayi olduğu zaman 30 senesi gidecek Ankara'nın. Neye göre sen bu hani karar alıyorsun? Seni halk mı seçti oraya? Ya anlıyoruz ki hala FETÖ'cü kalıntılar ve e, CHP'nin yandaş hakim savcıları diyorlar diyorlar hep onlar Erdoğan yandaşları falan. Bak onlar işte yandaşçılık yapıyorlar. Meclisten hayır oyu çıkmasına rağmen, Ankara Meclisi'nden hayır oyu çıkmasına rağmen Hakimler, oradaki hakim savcı diyor ki ne? Bölge mahkemesi. Hayır sen 350 milyon lira krediyi çekip istediğin gibi harcayabilirsin diyor. İzin veriyorum diyor. Yani bunu yapan mahkeme o da şaşılacak bir durum. Yani kendi üstüne elzem olmayan bir şeye karışıyor yani. Çünkü halk seçmemiş bir şey, bir şey seçmemiş. Oradaki belediyenin meclisindeki o insanlar o 350 milyon lira Ankara'nın e, parası gerçekten ihtiyacı olmadan hani e, çarçur edilecek. Yani bu yük e, 30 sene Ankara'nın sırtında yani e, boyunduruk olarak kalacak buna gerek yok. Bunu bu parayı yani gerçekten harcanabilecek nereye harcayacağım bile tam kesin değil. Yani 3-5 gösteriş yapıp ondan sonra parayı yok edecektin ortadan. Yani paylaşılacak bu para. Sadece borcu kalacak. Ortada olan borcu kalacak. Bunu bildikleri için adamlar buna hayır oyu kullanıyor. Mahkemede diyor ki tamam diyor 350 milyon lirayı alabilirsin diyor. Bakın şimdi 350 milyon lirayı Ankara'nın sırtına yükleyecek. Ekrem İmamoğlu da İstanbul'un sırtına 110 milyon euro Almanya'dan 96 milyon euro Fransa'dan 150 küsurat da Londra'dan milyon bak bu euro euro milyon euroyu aldı yükledi 9 trilyon parayı şimdi İstanbul'un sırtına bunu güzelce kitledi bu yani bir şey daha yani siz belediye başkanı seçilmeden önce ben e, gereksiz israfı önleyeceğim israfın önüne geçeceğim İstanbul'un parasını düzgün güzel yerlerde harcayacağım ve İstanbul'un geliri giderine yetecek bir şekilde ben bu para akışını trafiğini düzgün bir şekilde kontrol edersem hem tasarruf edeceğim hem yatırım edeceğim kendi şehrin kendi parası kendine yeter diyen belediyeye seçilenler geldiğinin daha birinci yılları borçlara bataklara şehirleri belediye büyük şehirleri belediyeleri batakların içine sokuyorlar. Daha sonra çekip defolup gittiklerinde ülkeye torbalar dolusu o borçlar kalacak. Arkasından gelen 30 senelik 30 sene boyunca o, o şehri yönetecek belediyeler öyle eşek gibi o borcu üstlenip ödeyecekler. Başka hiçbir çareleri yok. Mecbur onu ödeyecekler. O İstanbul'un, o Ankara'nın sırtına bu borç kitlenecek. Daha önce böyle demiyorlardı ama bak ben kredi çekeceğim bu işi böyle yapacağım demiyorlardı. Ben tasarruf yapıp bu işi yapacağım diyorlardı. Ben ben para trafiğini düzgün kontrol edeceğim. Ben e, ee, kendi parasıyla, kendi yağıyla kavuracağım. Kaynak deyince orada bana orası da bana kalsın. Yani ben yapacağım diyorlardı. Demek ki e, artık şimdi şöyle söyleyeyim size. En cahil, en salak, hani spastik özürlüğe bile yani bir torba, bir çanta para verirsen, biliyor musun? Bir çanta para verirsen, git alışveriş yap desen, önüne gelen her şey ne varsa lazımdır, lazım değildir, alır gelir. Deli bile olsa. Önemli olan o parayı kendisi kazanıp kendi kazandığı parayla bir şey yapmak. Marifet. Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a yaptığı gibi. Susuzken suyu getirmek. Halici temizlemek gibi. Hizmet etmek gibi. O çöp dağlarını yok etmek gibi. O kuyrukları bitirmek gibi. Ama şimdi millet artık rahata huzura alıştı Erdoğan sayesinde. Şimdi Erdoğan'dan hani... E Erdoğandan bıktılar, olsandılar kendilerince bir yine eski döneme dönmek istiyorlar. Bakalım onların borcunu kim ödeyecek? Yani 30 senemiz heba, heba oluyor. Bakalım o CHP seçmeni şikayet edecek bir e, makam merci böyle böyle yapıyor. Biz bundan razı değiliz diye kafasını vuracak bir taş var mı? Var mı? Biz en azından milletvekillerine, Erdoğan'a, ta şikayet dilekçelerini e, yani yazıp e-mail olarak online olarak yazıyoruz bildiriyoruz onlar işleniyor onlar geri bize cevap olarak dönüyor neyin ne olduğunu bize geri bildiriyorlar bu şikayetlerin tekrarlanması sonucu ciddiye alınıp gerçekten de araştırma yapılıyor o belediye başkanları hakkında ama CHP'de böyle bir şey var mı yok 40 yılda bir aldılar belediyeyi soyacaklar 30 senede belediyeye borçlandıracaklar onu